Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çatal yardımıyla çok güzel bir çiçek yapacağız birlikte. Bunun için iki tane renk ipe, makasa, iğneye ihtiyacımız var. Hadi şimdi birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Ben büyük çatal kullandım. İlk önce pembe ipimi alıyorum. Şu üç taneyi çatalımın üç tane direğinden şöyle geçirip sıkıca bağlıyorum. Daha sonra bakın beyaz ipimi aldım. 1 2 3 tane çatala yine bu sefer beyaz ipimi bu taraftan bu şekilde sıkıca bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi iki tarafa da bağlı ipim oldu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle elimle bunu buradan geçiriyorum ilk pembeyi. Şimdi beyazı üçünden bir şu şekilde geçiriyorum. Şimdi pembeyi. Şimdi beyazı. Bu şekilde iç içe geçirerek bu şekilde geçiriyoruz. Bir pembe, bir beyaz. Bir pembe, şöyle üçünden bir beyaz. Bir pembe, bir beyaz. Bir pembe, bir beyaz. Üç tanesinden geçiriyorum sadece arkadaşlar. Evet, sırada pembe var. Zaten anlıyorsunuz baktığınızda sırada pembe var. Şöyle. Evet, şimdi yine beyazımı alıyorum. Toplamda 10 bir tarafta, 10 bir tarafta olmak üzere ipim olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Henüz 10 olmamış. Şöyle. Ve 10.'yu da artık buraya takıyorum arkadaşlar. Toplamda 10 tane ipim olmuş olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Şimdi şöyle iplerimi keseceğim. Beyaz ipimi şöyle. Buradan da şu pembe ipimi biraz uzunca kesiyorum arkadaşlar. Ve iğneme takıyorum hemen pembe ipimi. Şöyle şu ipimi, şuradaki ipi de buraya alıyorum. Bunu da içinden geçirmiş olacağız yaparken. Şöyle hemen şuraya bir iğne oyası düğümü atar gibi birinci düğümle başlıyorum arkadaşlar. Böyle tek tek hepsinden düğümlerimi ata ata sıranın başına kadar geleceğim. Hepsinden düğümlerimi ata ata sıra başına kadar geleceğim. Evet, sonuncuyu da şöyle hemen birlikte yaptıktan sonra hemen şuradan şu ipimi kesiyorum. Şöyle geliyorum arkadaşlar, şimdi şu iki ipimden iğnemi şöyle geçiriyorum. Tam ortadan şöyle önce bir kez alıyorum. Şimdi düğüm yapacağım. Şöyle içerisinden geçiriyorum ve de bunu buraya sıkılayıp düğüm yapıyorum. Sonra şöyle
iki ipin içerisinden şuraya kadar, son iki ip kalana kadar geliyorum. Şuradan çıkacağım şimdi. Şöyle şu iki ipimi alıyorum. Tekrar iki ipimin de böyle içerisinden geçirip düğüm yapıyorum arkadaşlar. Şöyle düğüm yaptıktan sonra yine bakın tam böyle içinden aşağıya kadar geçiriyorum. Şöyle burada tekrar bu iki ipten geçirerek düğüm yapıyorum. Ve son kez ipimi şöyle yediriyorum. Buradan keseceğim artık bunu. Şimdi gel gelelim buna. Evet, bunu da yine bu beyaz kısmın içerisinden şöyle komple geçirdikten sonra şöyle şunun da içerisinden geçiriyorum ve şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Şunu düzelteceğim. Evet. Bakın bu kısım bu şekilde oluyor. Düz olarak ben bu kısmı kullanacağım zaten. Şöyle. Burayı da yine sıkıca düğümlüyorum. Evet, diğer yaptıklarımı da alıyorum. 5 taneydi. Hepsini şöyle ucundan geçiriyorum arkadaşlar. Bunu şöyle tekrar şöyle geçireceğim. Hepsinin ucundan şu şekilde yan yana geçiriyorum. Düz taraflarından. Böyle damarlı çok güzel bir çiçek oluyor. Şöyle. Şöyle şimdi bunu hemen buraya ekleyeceğim. Evet, şöyle bir incim var. Hemen incimi şöyle geçirelim. Tam ortasından dilediğiniz büyüklükte boncuk kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel, çok cici, böyle damar damar olan bir çiçeğim oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir alternatif herkese, klasik çiçeklerin haricinde güzel bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.